şimdi karanlık güçlerin içinde biri. Zaten bu ülkede, bu topraklarda devrimcilere, demokratlara, aydınlara, ilericilere, kurumlara, kuruluşlara yapılan saldırılar hep karanlık güçler tarafından yapılmıştır. Yani bunlar su üstüne çıkmadan yer altında, el altında örgütlenerek, efendim teşkilatlanarak, bilinmeyen belli güçlerden de güç alarak saldırılarını gerçekleştiriyorlar. Ve hep de karanlıkta kalır. Faili meçhul olur, bulunmaz, tespit edilmez. Bulunması ve tespit edilmesi için uğraşanlar susturulur, uzaklaştırılır. Şimdi Sadet Peker'in söylediği ve anlattığı böyle bir şeydir. Yani bu topraklardaki Alevi katliamlarına baktığımız zaman hepsi karanlık güçler tarafından yapılmıştır. Son dönemlerde yani 1950'den bugüne, çok eskilere gitme, 50'den bugüne kadar yapılan bütün katliamların hepsi karanlık güçler tarafından yapılmıştır. Bu Muğlalıları öyledir. Efendime söyleyeyim, Sivas, Çorum, Maraş, Gazi olayları hep bu karanlık güçler tarafından tertiplenir, bu katliamlar yapılmıştır. Sadet Peker de o karanlık güçler içerisinde belli mevkilere gelmiş, belli kurumlar tarafından beslenmiş, efendime söyleyeyim hazırlanmış, oralara gelmiş. Bugün o kurumlarla, o kuruluşlarla, o karanlık güçlerle ters düşmüş, bunları itiraf ediyor. Bunun yaban atılır tarafı yok. Dikkat etmek lazımdır. Şimdi niye dikkat etmek lazımdır? Yani bunu söyle. Şimdi bazen diyor ki hak söyletir. Yani hak söyletir. Onun için bunu söyletiyorlar. Yani bunu söyletiyor ve o da bunu itiraf etti. Alevi kurumlarına yapılacak bir saldırı. Mesela içinde bulunduğumuz, şu anda hizmet verdiğimiz cemevimiz. Mersin Cemevi. 2017 yılında işte Konya'da Konya İl Emniyet Müdürlüğü ile işte diğer kuruluşlar tarafından tespit edip yakalanan 5 kişi IŞİD dediler, IŞİD'lidirler. O 5 kişinin içinde 3 kişinin üzerinde bu cemevinin plan ve projeleri çıktı. Buraya bir saldırı 2017'nin sonunda İl Emniyet Müdürlüğü geldi buraya, bizi çağırdı koruma için. O günden bugüne de bu cemevinin korunması, koruma altına alınması için bir karara varıldı. Yani bu gerçek, daima belli kurumlar, kuruluşlar hedef gösteriliyor. Oraya bir saldırı düzenlenmek, bir bomba. Çünkü giren çıkanın sayısı, ölçüsü yok. Kimin ne olduğunu bilemezsin. Bir katliam yaparlar. Alevi camiasında hem Alevi camiasını sindirmek, işte kavga ortamını kızıştırmak, huzuru bozmak, efendime söyle toplumu birbirine düşürmek. Onlar, çünkü bunun yani tespitleri var. Örnekleri var. Rum olayları işte böyle başladı. Evvela saldırılar başladı. Belli yerlerde katliamlar yapıldı. Kişiler öldürüldü. Ama bir cuma hutbesinde dediler ki işte Ali Paşa camiine bomba konuldu. Bomba konulur diye milletin hepsini sokağa düştüler. Ne alakası var? Ne bomba konuldu, ne bomba koyan bellidir. Ne bir öyle bir patlama oldu, ne bir şey oldu. Yani onun için bu konuda tedbirli olmak lazım. Dikkatli olmak lazım. Yani bugün Sadet Peker bu açıklamaları yapar. Yarın bir bakarsın bir başkası da bu açıklamaları yapar. Bu açıklamalar ayyuka çıkar. Yani bunu Aleviler yaşamıştır hayatında. Ve ilk de değildir bu söylediği. Geçmişte de nice insanlar dedi Alevilere, Cemevilere bu saldırılar yapılır. Yürüyüş ve eylemler sabote edilir. Oralarda bu tür katliamlar yapılır. İşte Alevilere karşı bir hazımsızlık vardır. Bu da bir gerçektir. Yani devlet Alevilerin yanlı ve taraflı olduğunu biliyor. Nedir? Aleviler niye yanlı ve taraflı? Çünkü Aleviler demokrasiden yana, insan haklarından yana, efendim mazlumdan yana olan bir halktır. Eğer bir yerde bir sömürü varsa, baskı varsa, zulüm varsa Aleviler daima o baskı, zulüm ve sömürüye uğrayanların safında yer almıştır. İnanç ve ibadetteki pirlerimizin, ulularımızın beyanları da bu doğrultudadır. Onun için bunu kabullenmeyen, çekemeyenlerin böyle bir takım tedbirleri olur. Onun için tedbirli ve dikkatli olmanın büyük faydaları olacağına inanıyorum. Bizim ziyaretçilerimiz özellikle bu mevsimde dolup taşıyor. İnsanlar akın akın yurt dışından, yurt içinde buraları ziyaret etmek istiyor, oralara gitmek istiyor. İşte adaklarını, dileklerini, niyetlerini, o gittikleri inanç mekanlarında huzur bulmak için, ruhen kendini rahatlatmak için oralara akın akın insanlarımız gidiyor. İşte bu şayiaları yaratarak o tür yerlere gitmeyi engellemek, oralara insanların gitmemesi için nasıl bir yol ve yöntem
bulunur da insanlar orada geri adım atarlar diye işte bu tür şayialara yer veriyorlar. Bu tür olayları yaratıyorlar. İnsanlar da şüphesiz ki insan et ve kemikten yapılmıştır. İnsanlar korkar. Canın korkusu, işte canın kıymetini bilir. Ne olur ne olmaz aileler, çocuklarını, gençlerini bu tür eylemlerde geri planda tutmak için uyarıda bulunur. Gitmemezlik yapar. 1000 kişi gidecekse 100 kişi gider. Binlerce kişi gidecekse birkaç yüz kişi gider ki biz bunları yaşamışızdır. Yani bunu biz eylem alanlarında görüyoruz. Gittiğimiz etkinliklerde de görüyoruz zaman zaman. İşte Maraş etkinlikleri yapıldığı zaman görüyoruz. Yıllardır binlerce insanın gelmesi gereken ve o kabristanlarda, o mezarlarda mumların yakılması gereken yere biz ancak bunun temsilcileri düzeyinde 50-100 kişi gidebiliyoruz. Nedir? İşte bu bir sindirme politikasıdır. Bu politikaları körükleyenler var. Bunu yapanlar da karanlık güçlerin içinde yuvalanmış, palazlanmış, derin devlet desteği gören kişiler yapıyor. Ki geçmişte bugüne kadar da bunun onlarca örneği var.